Herkese merhabalar. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanından üstelik genelde ligde zorlandığı Kasımpaşa deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu tip maçları oynamak da zordur. Aslında analizini yapmak da benim için biraz zor oldu. Çünkü iki takımın da konsantrasyon problemi yaşadığını, iki takımın da hedefinin olmadığını söyleyebiliriz. Kasımpaşa'nın ligden düşme korkusu yok, garantilemiş vaziyette yukarı ile ilgili bir iddiası yok. Beşiktaş'a baktığımızda evet ikincilik, üçüncülük mücadelesi var ama bunun da somut olarak bir artısı yok aslında. Prestij açısından önemli çünkü ikinci de, üçüncü de konferans ligine gidiyor ve ön eleme sayısı da değişmiyor. O yüzden de çok çok kıymetli bir yer değiştirme değil o. Çok konsantre ee, olmadığını iki takımda söyleyebiliriz. İki takımda konsantre olmadığı zaman kaliteli olan taraf tabii ki biraz daha avantajlı oluyor maçta gördüğümüz gibi. Tabii ki gelecek sezona ilişkin önemli sinyallerin de olduğunu söyleyebiliriz. Ben maçı biraz bu açıdan e, bakıyorum. Gelecek sezona ilişkin belli başlı işaretler vardı. Beşiktaş nasıl kazandı? Geleceğe yönelik hangi artlar var? Ee, yine stat'tan, kendim bu sefer stat dedim, stat'tan fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Videonun başında söylediğim gibi bu tip maçları oynamak pek de kolay değil. Konsantre olmak pek de kolay değil. Üstelik Beşiktaş'ın konsantrasyonun yanı sıra bir de çok ciddi sakatlık problemi vardı. Çok önemli eksiklerle işte Gezal, Koli, Saiz, Redmond çok önemli eksiklerle siyah beyazlar sahaya çıktı. Gelsin fotoğraf dizinin üzerine biraz konuşalım. 2 3 de siyah beyazlar sahaya çıktı. o bir Hacametovic olarak düşünün. Salih ve Getson'u biraz daha ön tarafa attı stoperler Wellington ve Necip'ti. Necip sağ stoper oynadı, Wellington sol, sol stoper oynadı. Tabii ki eldeki Tayyip Tala sakat olduğu için eldeki soperler stoperler doğrultusunda böyle bir diziliş yaptı. Şenol Güneş sağ önde Muleka, sol önde Cenk Tosun, ileride Abubakar'la sahaya çıktı. Beşiktaş Kasımpaşa'ya baktığımızda 4-2-3-1 ile Kasımpaşa'nın sahada olduğunu görüyoruz. Gelsin ikinci fotoğraf çok ciddi bir ön alan baskısı yaptılar. Yani 5-6 kişiyle Beşiktaş'ı baskılamaya çalıştılar. Kötü bir taktik değildi çünkü iki tane stoperi de oyun kurabilen stoper değildi. Dolayısıyla orada Beşiktaş'ın ileriye çıkmasını engellemeye çalıştılar. Bir 15-20 dakikada aslında başarılı oldular. Beşiktaş bir türlü set oyununu geriden çok fazla Kuramadı tabi ön alan baskısı yapınca savunmayı da önde kurdu. Tabi hem ön alan baskısı yapmak hem de savunmayı önde kurmak fotoğrafta gördüğünüz gibi çok da kolay iş değil. Bunu yapmak için çok iyi konsantre olmak lazım. Temaslı oyun oynamak lazım. Sert bir oyun oynamak lazım. Oysa az önce bahsettiğimiz üzere Kasımpaşa'nın da belli bir konsantrasyon problemi vardı. Bir hedefi olmadığı için o yakınlığı o sertliği gösteremedi. Dolayısıyla istediği oyunu sergilemedi Beşiktaş'ta. Eksikler yüzünden enteresan bir durum vardı. Şimdi gelsin 3. fotoğraf. Gördüğünüz gibi 3 tane net forvet döndü Beşiktaş. Yani 4-3 değil ama hani 4-1-2-3'ü en net gördüğümüz maçlardan biriydi. Çünkü bu 3'ü de net bir kanat forveti değil. Yani Muleka aslında pivot oynaya, önde oynayabilen oyuncu. Abubakar önde oynayabilen oyuncu. Cenk önde oynayabilen oyuncu. Bunların hiçbirisi kanat forvet değil. O yüzden de enteresan bir kadro dizilişti çıktı hem kanatlarda böyle bir problem vardı. Yani Cenk de gerçek bir kanat değil. Muleka de gerçek bir kanat değil. Hem kanatlardan gelmek zorunda Beşiktaş açısından hem de stoper. iki tane stoperi Wellington ve Necip yedek stoperleri olduğu için oyun kurmada sıkıntı yaşadıkları için zor bir maç olacaktı Beşiktaş adına. Şenol Güneş bu zor maçı yaptığı iki tane hamleyle sağ içindeki hamleyle biraz daha kolaya çevirmeye çalıştı. Ne yaptı? Birincisi iki tane oyun kuramayan gelsin dördüncü fotoğraf iki tane oyun kuramayan stoperin arasına Hacı soktu. Aslında Hacı Ametovic geçmiş maçlarda da stoperlerin arasına giriyordu ama bu sefer tam stoper gibi oynadı. Yani baktığımız zaman çoğunda çok, bir çok pozisyonda birçok pozisyonda Rozya çıkıyor, Masuak çıkıyor. Hacı Ametovic iki tane stoperin arasında sanki üçlü oynuyormuş gibi oldu. Bütün topları geriden Hacı de çıkartmaya çalıştı. Bu tabii ki biraz orta sahip boşalttı ama en azından daha düzgün top kullanımı oldu. Yaptığı ikinci önemli hamle Getson'u Bayağı bir önde oynatmasıydı. Zaten geçen hafta da bunun sinyallerini vermişti Getson. Ve bu maçta da geçen hafta gol atınca bu maçta da Getson'u neredeyse bazen sol ön, bazen de on numara gibi oynattı. Böyle yaparak biraz daha rakibin eksikleri Getson bu pozisyon devamında zaten gol attı. Önde oynadığı için gol aradı. Zaten maçta da etki damga varan oyuncu Getson'du. O yüzden de hocanın bu hamlesini yani Getson'u çok fazla önde oynatması zaman zaman Cenk bile sonra... Son oynayan Cenk bile geriye gelirken Gerson hep önde bastı. Ceza sahasının etrafında çok sık dolaştı. Isı haritasına baktığımız zaman zaten bunu anlayabiliyoruz. Tabii ki bu taktik işe yaradı. Çünkü Kasımpaşa çizgi defans yaparken Abu Bakar ve Cenk gibi iki tane usta oyuncu tutmakta zorlandı. Gerson da işin içine girince Kasımpaşa bu işte başa çıkamadı. İkisini zaten Cenk ve Abu Bakar çok formdaydı. Bu iki oyuncunun peşine Gerson'a takılınca arkada Beşiktaş pozisyonlar buldu. Çok fazla set oyunu yapmadan Siyah Beyazlar skoru 2-0 yaptı. Yani biz tabelaya baktığımızda Beşiktaş'ın çok net fazla pozisyonu yoktu. 2 tane pozisyonu vardı. Belki 3 tane ikisini gol attı Siyah Beyazlar. Skor 2-0 oldu. Çok fazla set oyunu oynamadan. Gelsin istatistikler 38'e 62 top Beşiktaş'ta gördüğünüz gibi. Bir taraf 5 şut çekmiş bir taraf 7 şut çekmiş. Rakip ceza sahası 13'e 9 Beşiktaş üstün gol beklentisi 1 16 0 19. çok ciddi bir gol beklentisi farkı da var Kasımpaşa'nın aslında. Rakip ceza sahası girse de pas yapmaya çalışsa da net bir gol pozisyonu olmadığını ilk yarıda görüyoruz. İkinci yarıda Abu Bakar'ın golüyle beraber skor 3-0 oldu. Bu sefer Beşiktaş'ın konsantrasyon problemi başladı. Kasımpaşa biraz daha cesur bir şekilde gelmeye çalıştı ki Beşiktaş o süreçte çok fazla net pozisyonlar kaçırdı. Cenk'in direkten dönen topu var. İşte Cenk'in karşı karşıya bir soldan atamadığı pas var. Yani 3-0'dan sonra 4 olacakken Beşiktaş biraz orada konsantrasyon problemi yaşadı. Sonrasında Necip'in zamanlama hatası Necip Uysal'ın skor 3-1 oldu. Dördüncü gol geldi Tayfur'dan ki Getson burada restal yaptı. Hem attığı çalımları hem oradan o saatteki oyuncu yerine Tayfur'u atması gerçekten de kafasını kaldırıp atması şu sinyali de verdi. Getson iş sıkıştığında 10 numara bile oynayabilecek potansiyeli var aslında. Çok fazla göstermese de bu zamana kadar Tabii ki Gerson demişken gelsin onun da istatistiği. Çok acayip, çok muazzam bir şey var ortada. Bir kere bir %85 pas isabeti önemli, 53 kez topla buluşması önemli. 8'de 6 ikili mücadele 4-4'lük bırakan ve daha da önemlisi 5'te 5 top sürme. Yani o topu alıp gitmeye başladığı zaman ki bunu maçta 5 kez yaptı, 5'inde de başarılı olmuş. Bu muazzam bir rakam. Hiç engel olamamış yani Kasımpaşa orta sahası. O yüzden de Getson bir gol bir asisti var zaten maça damgasını vuran isimdi. Daha sonrasında Beşiktaş'ın zaten oyun üstünlüğü vardı ve Siyah Beyazlar kazanmayı başardı. İkinci yarı gelsin 60'a 40 yine Beşiktaş'ın oyunda üstünlüğü var. 16-19 şut. Burada enteresi olan gol beklentisinin 3-28 olması ve rakibin 2 gol atsa da gol beklentisinin 0-94'te kalması. Rakip ceza sahası yine Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Rating listesi gelsin. Tabii ki Gerson Fernandez 8.5 gibi çok iyi bir rakama sahip. Gördüğünüz üzere Gerson Fernandez maçın oyuncusu zaten söylemiştik. Bunun dışında Abu performansı, Cenk'in performansı üst düzeydeydi. Şimdi bu maçlar 4, son golde Atiba'dan geldi. Orada bir ayrı parantez açalım. Atiba'da Süper Lig'in gol atan en yaşlı oyuncusu olduğu Atiba'da veda ederken golle veda etti. Bu da bence Güzel bir jesti takım arkadaşlarının ona yaptığı. Şimdi zor maçlardır bunlar. Az önce videonun başında söylediğim gibi. Çünkü hedefin olmadığı zaman konsantre olmak pek de kolay değildir. Ee, ama geleceğe yönelik önemli noktaların gözüktüğü maçlardır bunlar. Ben o yüzden kıymetli buluyorum bu tip maçları da. Nedir? Bir kere bir çok önemli bir kazanma alışkanlığı var. Beşiktaşlar maç seyrederken biz bir şekilde kazanırız diyor. Bu kıymetli. Yani... Özellikle sezon başında Valerian İsmail döneminde stres olunan maçlar vardı. işte. bir önceki dönem Sergen Yalçın ikinci sezonu. Çok fazla kötü maçı vardı Beşiktaş'ın. Burada artık Beşiktaş taraftar maç seyrederken rahatsız seyrediyor. Yani bir kazanırız, bir şekilde bizim oyuncularımız atar, bir şekilde golü buluruz anlayışı önemli. Takımın kendine güvenini göstermesi burada kıymetli. Kazanan takım olmak çok önemli. Beşiktaş bu Takım hüvvetini almış vaziyette. İki, Getson performansı gelecek sezon adına çok önemli. Getson bu sezon zaman zaman eleştirdik, biz de eleştirdik. Bir türlü içeri girmiyor, bir türlü ceza sahasına girmiyor diye Şenol Güneş net bir dokunuş yaptı ona. Şu anda bence ligin en iyi 8 numarası Getson Fernandez oldu. Özellikle yaptığı hücum performansı çok kıymetli. Önde katkı yapmaya başladı. Kariyerinde ilk kez 2 gol üst üste attı, 2 maç üste gol attı Getson Fernandez hücumda oynadığı zaman ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bu kıymetli çok iyi bir 8. Çok sıkışırsan önde 10 bile olabiliyor attığı paslar, çektiği şutlar. O yüzden de onun yükselen performansı Şenol Güneş dokunuşu gelecek sezon adına Beşiktaş'ın orta sahası adına çok önemli bir hamle. Üçüncüsü tabii ki Cenk Tosun, Abu Bakar uyumu. Hem, pas, hem asist yapıyorlar birbirlerine hem gol atıyorlar. İkisinin de çok etkili oynadığını söyleyebiliriz. Bu da gelecek sezon açısından yani bir forvet uyumu hani forvet alırsın uyar mı uyumaz mı nasıl olur bir forvet uyumu olması açısından çok önemli. Özellikle Gezal geldikten sonra Gezal iyi bir Gezal devreye girdikten sonra Cenk ve Abu Bakır'ın da farklı bir performans daha da farklı bir performans sergilemesi mümkün. O yüzden de burayı da önemsiyorum. Tek eksi Muleka yine iyi değildi yine etkili bana göre olamadı. Belli başlı final pozisyonlarında hep yanlış karar veriyor. Muleka'nın gönderilip ki bunu bence böyle de konuşuruz oraya bir üçüncü skor yapabilecek girdiğinde forvet tanırsa Beşiktaş'ın hücum hattına ciddi katkı sağacaktır. Bu maçla ilgili belki bir tek o kısmı eksi sayabiliriz. Videomuz sonuna geldik geri kalan transfer kısmını gelecek sezon planlamasını Beşiktaş ne yapmalıyı bence böyle de pazartesi günü konuşacağız. Siz de maçla ilgili görüşlerinizi videonun altına yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.